Ay çok şükür. Aman ya. Ya Cüneyt, ben bu işlerde biraz yeniyim, bir de beceriksizim. Estağfurullah Ama canım. Ne olur demek? mu? Hayır ama şey, bu sohbete katılamazsınız diyor. Sen bir Yok ara beni ya ben yok blokladın yok ben girdim çıktım bir şeyi Wi-Fi'ye geçtim de o sırada herhalde kafası karıştı Instagram'ın. Ha olabilir. O zaman benim ateş falan basıyor beceremeyince. Bir de bir şey, sen şimdi çok uzun zamandır YouTube'da falan canlı yayınlar yapıyorsun, programlar yapıyorsun, alıştın. Ben daha tam o televizyoncu kafasından da çıkamadım. Hani bu işte her şeyin rahat olduğunu falan. Bir anda saat 23:30 oluyor. Ben burada yerimi alıyorum. Yani böyle Abi bir eskiden ne gevşeyim dedim. rahatmış değil mi? Eskiden ne rahatmış? Mikrofonu takıyorsun, konuşmaya başlıyorsun. Orada Evet. kameraman ayarlamış, teknik ayarlanmış, ses ayarlanmış. Şimdi her şeyi kendin yapacaksın. Her Bak. şey ki 10 kişinin yaptığı işi tek başıma yapıyorum ve hiç beceremeyeceğimi zannediyordum. Hani so far so good. Çok şükür başarılıyım gene de yani. Hani beceriyorum. Baksana tripod aldım. Dekor da güzel olmuş. Dekorun da Bak güzel dekor arkada. yaptım. Karantinada sıkıntıdan ne yapacağımı şaşırdım yani. Herkes aynı durumda ya. Herkes aynı durumda. Ne Burada da yapıyorsun milletin sen? İyi misin? sıkılıyorum biraz ya ben de. Çaktırmamaya çalışıyorum ama biraz sıkıldım yani. Ne kadar 3 aydır buradayım. Normalde ben hiç yerimde duramayan bir adamım. Ayda 2 defa Türkiye'ye gelip dönüyordum. Şimdi hiç ya ilk kez mesela şey yapardım ara sıra hobi olarak mesela Google'a girip işte uçuşlara bakardım. Ha. 150-200 tane alternatif çıkardı bugün sıfır. Hiçbir şey çıkmıyor değil mi? Sıfır. Ben San geçen gün Francisco uçak gördüm. İstanbul'da Aa, sıfır. uçak dedim. Vallahi bir şaşırdım yani. Hani o kadar unutmuşuz ki. Bir de neyse, sen peki şeyden başlamak istiyorum ben senin onu, çünkü çok merak ediyorlarmış. Bana bugün bir sürü DM geldi seninle ilgili. Neden Amerika'da olduğunu halen merak eden kişiler var. Ne zaman dönüyor? Benim bildiğim dönüyordunuz siz. Dönüyoruz, Haziran'da dönüyoruz inşallah. Yani dönebilirsek biraz mağdur İnşallah kaldık de. gibi, mağdur kaldık gibi olduk burada yani. Aynen. Uçak yok, bir şey yok. Ya ben ilk kez yurt dışında yaşamıyorum. Daha önce de bir yıl Londra'da yaşamıştım. Evet. Zaten 32. günde CNN Türk'te sen de biliyorsun yani o kadar sık seyahat ediyorduk ki hem de hobi olarak o zamanlar tabii daha kolay. Gezdiğimizi gezdik yani. Bundan sonra gezmek de kolay olmayacak öyle. Ya ne yapacağız buna? Neyse ona sonra gelir. Sen Evet. şimdi ben konuyu dağıtmayayım. Ben biraz Kanal D'den kovulduktan sonra biraz moralim bozuldu açıkçası. Sen O dönemde kovuldun mu? tabii yani Ha. görevden alındı diyoruz da ona kibarca pratikte kovulmuş oluyorsun yani. O dönemde baya böyle bir troll saldırısı başlamıştı. Örgütlü bir troll saldırısı. Ben de biraz bunaldım. O sırada benim eşime bir iş teklifi geldi. Önce gittik 3 yıl New York'ta yaşadık. Sonra da o iş değiştirdi. Hadi Palo Alto'ya gidelim dedi Silikon Vadisi'ne. Ben de gazeteci olarak hadi gidelim bakalım dedim yani benim için de bir hayat tecrübesi. Onun işi de Geldim. önemli bir iş değil mi? Onu paylaşmıyor Evet. musun? Yok paylaşıyorum. Bilgisayar Ha. mühendisi kendisi. Özel bir şirkette. Bilgisayar mühendisi yapıyor. Yani şey, çalışıyor. Sonra geldik buraya. Sabah burası da ayrı bir dünya yani. Hani filmlerde gördüğümüz bir hayatın ortasında bulduk kendimizi. Suburb derler ya bizdeki kemer evlerini düşün yani. Öyle bir Ha. kasabadayım aslında yani. Şeydi. Sen San Yürüyüş yapıyorum Francisco'nun mesela. birazcık daha dışındasın 40 sanki. dakika Bildiğim aşağısındayım kadar. daha. O Okey. yüzden burada hava daha güzel mesela. 5-6 derece fark ediyorum. San Francisco çok çünkü böyle okyanusa yakın bir yer. Neyse her gün mesela yayından sonra şöyle bir saat yürüyeyim diyorum. Böyle şey gibi ya. Korku filmi gibi yani. Çok güzel bir yer ama yollar bomboş. Evlerde kimseyi görmüyorsun. Hayat yok gibi. Hani... Karantinadan önce de mi öyleydi? O zaman da hadi birazcık daha vardı da şimdi tamamen öyle. Ona dönmüş durumda. Sen Mark Sonra da Zuckerberg'le falan komşu musun? komşuyum tabii yani. Taş atma mesafesi. Mark. Hadi be, vallahi mi? Komşu Karşılaşayım. derken yani şöyle söyleyeyim. 10 dakika yürüyüş mesafesinde oturuyor. Hani Ha, yürüyerek 10 dakikada karşılaştınız mı hiç? yok. Şeyle Tim Cook'la karşılaştım bir defa. Şey Apple'ın CEO'su var ya. Evet. Öyle bir kafeye oturmuş şey yapıyordu. Kahvesini almış, bilgisayarını açmış, çalışıyordu Peki adam. oralarda olmuyor değil mi? Hani o şey, hani yanına gideyim de bir konuşayım falan ya. Ben Kimse de mesela içim gitmiyor. içim. Hiç kimse de gitmiyor, etmiyor. Yani her şey, hatta biraz fazla da özen gösteriyorlar. Hani gitmeyelim, yapmayalım gibi. Herkes çok cool çünkü burada. Evet çok cool ama şimdi hani sen sonuçta Türk bir gazetecisin, Türk bir habercisin. Orada bir daha adam karşı ne zaman çıkacak belli değil. O içgüdüyle insan bir hani bir Yok şansını ya. denemek ister ya. Hiç. Yani tam tersi. Yani. Ayıp ya adam gelmiş orada.
kahvesini almış, çalışıyor, bilmem ne şimdi. Yani adamla ben elbette görüşmek isterim de e-mail atarım. Sekreterine ulaşırım, asistanına ulaşırım. Olur derse ulaşırım. Yoksa emrivaki yapıp otur gazeteci olmak istemiyorum Kahveyi yani. döküp mesela. Ay Ay aşkım. pardon, ben de gazeteciyim falan diye. Orada o Yani böyle adamlar var mesela. Bir geçen gün bir makale okudum. Burada Palo Alto Post diye bir tane yerel gazete çıkıyor sabah. Çok komik. İleride biz böyle bir şey yapabiliriz mesela. Bodrum Post. New York Post hadi gibi. be. Ya da işte Alaçatı Post. Ve işte Yapalım hadi gel. orada da haberler var böyle. Bir iki makale okudum. Mesela bir tane, zaten iki üç tane pub var burada. Abi onlar da kapalı da oraya gidiyormuş mesela. Bir tane kız yazmış. İşte diyor ki, tanışıyorsun işte. Sen ne yapıyorsun? Ben öğrenciyim Stanford'da. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de Google'da çalışıyorum. Ne yapıyorsun? İşte YouTube'u kurduk. Ne? Eyvallah, memnun oldum. Ben de orada bir kanal sahibiyim falan. Böyle muhabbetler dönüyor yani Ay çok şeyde. iyiymiş ya. Bu Google'ı kurduk yani. Hani kafalar rahat. Kolu kas safhada yani. Aynen. Bir de şimdi çok para var burada. Adamlar çok para kazanmış ama şimdi Mark Zuckerberg mesela burada oturmaz. Normalde adamın gidip koskocaman bir malikanede oturması lazım. Ama adam değiştirmiyor mesela. Burada oturuyor. Tabii yine kapıda koruma moruma var. Gizlice Ha böyle bir tabii. ağaçlar yüksek. Hani öyle de merhaba Mark'cığım diye gidemiyorsun ama yine de Limon adamlar var şey mı? yapmıyor. Ne var mı? Limon Limon var mı var. der mi Şurada bir komşu? limon ağacı. Ay, tabii yani Yani öyle bir onlar da farklı değil. değişik bir kafada. Farklı bir kafa var. Mesela şeyin ailesi, Steve Jobs'un ailesi burada oturuyor hala. Hala Biliyorsun tabii. eşine yani milyar dolar falan kaldı herhalde. Geçen burada bir tane Taverna diye restoran vardı. İşte Türk Yunan restoranı. Bir Türk arkadaşımız var, Hakan. Kimler geldi diyorum. İşte Steve Jobs'un eşi buraya geliyor diyor. Şu geliyor, bu geliyor. Böyle bir yani normal şartlarda hani People dergisinde ne bileyim bizim magazin şeylerinde gördüğün şeylerle gayet sıradan. Yani görsen geçen benim oğlan ilkokulu şeye giverdik devlet okulda. Böyle bir veli toplantısı gibi, veli gecesi gibi bir şey yaptılar. Herkes kıyafetlerle gelmiş. Biz de Çok tatlı öyle üşüyor şey Cüneyt mavi. maaşını. Evet. Adam mesela diyor ki ya birisiyle tanıştık. Şu anda diyor burada diyor yani 100 kişi falan duruyoruz. 3 tane milyarder, dolar milyarderi var diyor. Anlayabiliyor musun diyor. Yok dedim anlayamıyorum ya. Herkes bizim gibi giymiş yani. Öyle bizdeki gibi şey yok mu hani Hermes çantalarına böyle tek Hiç. Sıfır taçlar, yani. Sıfır yani. arabalar, Hiç yani. saatler, Hiç. maatler falan. Bizde mi var bir tek bu acaba? Sen çok yere gittin geldin. Yok burada ama gidiyorsun Los Angeles'a işte Kim Kardashian'lar familyasına gidiyorsun mesela. Onun 10 kat fazlası var yani. O rapçilere falan bakıyorsun. Ara sıra bakıyorum ben magazinde ne oluyor ne bitiyor diye. Gerçi onlar da herkes pijamaya dönmüş durumda yani. Herkes ev halini gördük Evet, yani bazen bünyesinde. belki de kanıtlama yani ötekinden artık ne kanıtlayacaksın yani anladın mı? Hani Steve Jobs'un karısısın yani hani artık bir şey takmana Yani gerek ne yok yani. kanıtlayayım sana? 100 metrelik teknem Kottazur'da duruyor işte yani sana. Burada ne Hermes mi göstereyim ben? Anlatabiliyor muyum? Gel ben Saint Bart'a gidelim. Orada da bir arazimiz var bizim 10 dönüm falan. Öyle hayat Hayal var yani. etme canım öyle enteresan hayat ama bir Adamlar da şekilde de. taş yemiyor yani merak etme yani. Güzel de yaşıyorlar hayatları da. Yani hayatı Hayır, yaşama şekilleri farklı yani. Hani. gösteriş şeyi olaraktan bahsediyorum. Yani hani bir gösterişi demek ki sevmiyorlar. Daha Ya. cool takılıyorlar Ya işte. Mark Zuckerberg'in geçen gün dolabını gösterdi bir yerde. Böyle 20 tane tişört atmış. Hepsi gri renk aynı. Gri 20 tane tişört var. Gardırobu Çok o işe giderken onu giyiyor. çok iyi ya. Özlüyor musun peki burayı? Özlüyorum o yüzden dönelim dedim zaten. Çok özledim. Yeter yani 4 yıl. Yani ben buralarda yaşlanmak, şey yapmak istemiyorum. Bir de yani insan memleketin dışında olduğu zaman memleketi daha iyi anlıyorsun. Değerini daha iyi Doğru. anlıyorsun. Doğru. Havası, suyu, yemeği, her şeyi, arkadaşlarımız orada yani her şey güzel o anlamda. Onu daha iyi görüyorsun. Evet ya hani buradaki dostluklar, arkadaşlıklar. Ben geçenlerde işte bu şeyden önce pandemi başlamadan önce seni burada gördüm ya şeyde Bebek'te. O zaman hani kaç zamandır görmüyordum seni. Belki de Amerika'ya gittiğinden beri görmüyorum. O zaman anladım mesela görünce ay dedim ne kadar özlemişim ben gerçekten Cüneyt. Yani ne kadar güzel vakit geçirmiştik, ne kadar güzel eğlenmiştik. Bir araya bir kopukluk giriyor yani ve onu Aynen. bence artık hani yaş da alıyoruz. Ya araları kapatmak gerekiyor. Aynen. Baksana O yüzden geliyorum ben. bir virüs mahvetti hepimiz. Bütün dünyayı mahvetti yani.
Ne Ama bir oluyor? yandan da hiç konuşmadığın kadar insanlarla konuşmaya başladın. Yani şimdi birisiyle buluşayım desen herhangi bir yerde, aynı şehirde de olsan. Randevulaşacaksın, arabaya bineceksin, bilmem metroya bineceksin, gideceksin, giyineceksin, şey yapacaksın. Uzun hikaye. Şimdi ne haber lan diyorum. Oradan zırt diye hemen arıyor mesela bizim Serdar. Ne yapıyorsun lan diye. Hakikaten. Hemen arıyor. Ne yapıyorsun? Aa, yatıyor. Kitap yazıyorum diyor. Geziyor. Her gün bir hikaye oldu. Biliyorsun Tabii yani şeyler. canım, tabii canım, O aynen. yüzden Gene mi hani kitap ya? normalde diyelim haftada bir görüşeceğim adamla haftada beş görüşmeye başladık. Sıkılıyoruz hatta. Ya diyorum her gün aramayalım birbirimizi, adamı taciz etmeyeyim diyorum yani. Yeter, o kadar da olmasın. Ne, bu, evet, bu başka şeyler daha kazandırdı da bilmiyorum. Götürdükleri neler, onları sana soracağım zaten yani. Peki oradan burası nasıl gözüküyor? Ya garip bir şekilde iyi gözüküyor biliyor musun? Hayır, bu Yani şu şey an var. Hı, pardon, ben evet. bunu deyince insanlar çok tepki gösteriyorlar ama yani bir kesim en azından tepki gösteriyor yani. Yani hemen kaşlarını kaldırıyorlar. Ben onlara şey diyorum. Hacivat Karagöz şey var ya, kavgası var ya Türkiye'de. Herkes birbirini işte o ben şucuyum, bu bucu, herkes birbirini şey gibi. Şimdi bir defa sabah şöyle bir şey gözüküyor. Yani kimse böyle bir şey beklemiyormuş. Ne siyasetçisi, ne politikacısı, ne bileyim ne doktoru, ne bilmem nesi. Bazı ülkeler hazırlanmış ama bunu bekledikleri için değil. Bir tek Almanya bunu beklediği için hazırlanmış anladığım kadarıyla. Almanya buna 2012 yılında uyanmışlar. Sistemlerini değiştirmişler. İşte yoğun bakım yataklarını arttırmışlar falan. O bir rapordan yola çıkıp. Onun dışında Peki nasıl uyanıyorlar buna? orada bir tane enstitü var. Koch Enstitüsü diye. Onlar bir rapor yazıyor. İleride böyle bir salgın olursa Almanya hazır değil diye. Onu da çok ciddiye alıyorlar adamlar. Ve bütün sağlık sistemlerini kendi içinde böyle reforme ediyorlar. İşte yoğun bakım ünitelerini arttırıyorlar. Kendi hasta yatak kapasitesini arttırıyorlar. Doktorlara zaten anladığım kadarıyla sağlık sistemi çok iyi. Onlar dışında şimdi bakıyorsun üç aşağı beş yukarı herkes aynı şeyleri konuşuyor. Herkes aynı şeyleri Evet ya. tartışıyor. Ya yani bütün dünyada ama. Yani bir tek Türkiye'de değil. Mesela maske meselesi Türkiye'de çok konuşuluyor ya. Burada da konuşuluyor. Ha, orada da Yani çok konuşuyor. Burada bir İngiltere'de anlamı. de konuşuluyor. Yani her yerde konuşuluyor. Ama Ben bunu de bazı sana onu ülkeler soracağım İyi zaten. Bizim çözüyor, bazıları da çözemiyor yani. Bir tek problem oradaki iş bitiricilikte kaynaklanıyor gibi sabah. Ben o şeylerden de çok sıkıldım. Mesela maske bir anda tak diyorlar, bir anda çıkart diyorlar, tekrar tak diyorlar. Yani Amerika'da da veya dünyanın başka yerlerinde de bu şekilde şeyler var mı? Ya benim gördüğüm şimdi Asya'da Çin, Tayvan, işte Güney Kore. Bunlarda zaten bir maske takma geleneği var. Biz eskiden ben dalga geçerdim uçağa binerdik. Mesela ne zaman bir uzak doğu görsem hemen maskeyle binerdim. Bu ne ya falan derdim. Yani şimdi adamlar onun faydasını görüyorlar. İkincisi biraz daha otokratik ülkeler. Öyle tak çıkart değil ya tak diyor ve takacaksın yani. Takmazsan şey oluyor. Üçüncüsü daha bilinçli insanlar. Tak deyince de insanlar da takıyor. Dur takalım takmayalım şey olmuyor. Burada da mesela şimdi geçen gün markete gittim. Yazmış kocaman. Maske yoksa servis de yok yazmış. İçeri giremezsin diyor yani. Maskeni al da gel diyor. Ama maske burada bir şey değil. Bulunuyor yine. Ama mesela başka konularda işte ekonomik yardım ne olmalı? Her ülkede tartışılıyor. Burada da tartışılıyor. İşte ölüm rakamları doğru veriliyor mu? Burada da tartışılıyor yani. Bir doğru veriliyor mu verilmiyor mu diye. Yani aslında bütün ülkeler öyle bir noktaya geldi ki bu virüs herkesi sıfırladı. Aynı zeminde birleştirdi. Ama bazıları dediğim gibi daha böyle bir ya toplumsal yapıdan, siyasi yapısından mesela Çin şimdi o kadar adamlar şey ki hani burayı karantinaya alıyorum dedi adam 14 milyonluk şehri kapattı 2 ay 3 ay kimse bir şey yapamadı yani. Hani Aynen öyle. yani ya da işte adam dedi ki herkes bu application'ı indirecek ve oraya bilmem ne girecek dedi ve herkes giriyor. Yani Söz dinliyorlar. korona giriyor ama yani. Yiyorsa girme. Yiyorsa girme yani. Hani. Bir dakika dur, şu birazcık komentleri kapatacağım. Seni zor görüyorlarmış. Daha sonra tekrardan açarım o komentleri. Peki mesela bizim de biz de Amerika'ya yardımda bulunduk ya. Mesela o olay orada nasıl yankı buldu? Hem Ya halk sembolik bir tarafından hem yardım ya. oradaki medya bakımından. Yani hani bizim mavi cins reklamı vardır ya, hani bu Türklerde çok oluyor falan gibi bir durumumuz oldu mu yani? Ya bizim bir kötü huyumuz var. Yani bazı şeyleri çok abartıyoruz. Hani bir tane uçak gönderiyoruz bir tane kişiyi almaya. Çok da güzel bir hareket yani. Sonra onu o kadar çok abartıyoruz ki bu sefer de insanlar tepki göstermeye başlıyor. Komplo teorileri uydurmaya başlıyor. Şimdi buraya bir uçak yardım geldi. Teşekkürler. Bir iyi niyet göstergesi. Yani şeyi. Burada nasıl yankılandı? Sıfır yankılandı.
Yani hiç kimsenin haberi bile yok yani. Adamlar Ya. burada 6 trilyon dolar paket açtılar yani. 6 trilyon dolar yani. Anlatabiliyor muyum yani? 6 trilyon dolar. Bizde de ki 100 milyar açıldı. İşte kaç ediyor? Milyon dolara vurduğu zaman Türkiye'sinde ne ediyor? Burada 6 Ben trilyon nereden dolar paket hesaplayayım o açıldı. paraları? Hala yani şey, ama sembolik olarak işte böyle bir dönemde yapılması iyiydi, güzeldi, bir jest. Yani bütün ülkelere de aynı şekilde yapılıyor. Yoksa insanlar burada biz bittik hadi Medyada da gel. mı hiç yazılmadı bu? Hadi halkın haberi yok diyelim. Vallahi ben görmedim. Hadi ya. Ki Bu sen şeye o... benzeliydi ya. Şimdi 2001 yılında ben buraya geldim. İtkip getirdi böyle bir grup gazeteciyi. O dönemde Türkvalite diye bir şey var. Türk markalarına destek oluyorlar. Ve orada da işte şey yapıyorlar. Çeşitli modacılar geliyor. Ve burada da gelen gazeteciler hani beleş geziye gelmişler ya. O yüzden herkes böyle bir şekilde iyi şeyler yazmak zorunda yani. Bir şekilde içi köpürtmen lazım. New York Moda Haftası'nda işte bir yer tutulmuş oraya gidiyor. Atıl Kutuoğlu geldi burada. İşte o da bir moda bir gösterisi yaptı. Tamam işte. Fashion Week'in dışında ya da bir parçası falan. Tam da hatırlamıyorum. Sonra bir baktım şeyler çıkıyor bizde. Atıl Kutuoğlu New York'u nasıl salladı? New York sallandı bilmem ne. Ben de o dönem Radikal'e şey diye bir yazı yazmıştım. Atıl Kutuoğlu New York'u nasıl sallayamadı? Yani sallamadı çünkü kimse sallamadı Peki Cüneyt, mesela yani. böyle Yani şeyler, Türk'ün Türkiye propagandasını çok seviyoruz. Hoşumuza gidiyor ama gerçekler pek öyle değil yani. şimdi buradan başka bir yere gireceğim. Şimdi bu yazı sonra mesela Atıl'la karşılaştığında veya köşende hani bu şekilde yorumda yaptığın biriyle karşılaştığında sana gönül koyan olayım. Çünkü bazen hani medyada Tabii ya sen ne diyorsun? Atıl hadi ya. şöyle merhaba Atıl. Ama mesela bunu Atıl şimdi gazeteci değil. Bir gazeteci birisi, gazeteciler de kendi aralarında atıştıklarını hatta hani telefonla falan konuşup ondan sonra da o atışmalar da yaşanmıyor mu yani işin içerisinde? Hani böyle Gazeteci var, gazeteci var. Ya yani biz mesela Birant'la çok uğraşırdık. Sosyal medya. O zamanlar Twitter dutluktu hatırlarsın. Ahmet Erkan Evet. falan. Ben sürekli Birant'ta takılırdım yani. Bu ana haber şey yaparken. Sinir olurdu bana yani. Hani gerçekten sinir olurdu ama sonuçta açardı. Ulan yine benim aklımı alma işte kafamı dağıtma bilmem ne yapma diye şey yapardı. Hani Ama çok arasın sıra mesela. enteresan bir Şimdi Hasan adam. Cemal'le biz birçok konuda anlaşamayız yani. Hani siyaseten şöyle. Sürekli kavga ederiz yani. Bağırır kızar yani şeydi ama hiçbir zaman da aramızda böyle bir küslük, alınganlık bir şey olmaz yani. Gazetecisine bağlı, insanına bağlı aslında. Gazeteci de demeyeyim. Evet, o da var da ne bileyim ben. Sen peki sana yapılan eleştirileri şey yapıyor musun? Kale alıyor musun? Yanlış kelime de takıyor musun diyeyim ha. Takmıyorum ya. Ekşi Sözlük'te bugün bak mesaj atmaya çalıştım atamadım. Cüneyt Özdemir'i bırakmanın faydaları diye başlık açmışlar. Ben de girip orada bir hesap varmış. Şimdi geldi hatta sen açtığında. Ben de girip şey yazacaktım. Ya ben de bırakmak istiyorum. Şunu yolunu bulduysanız bana da söyleyin diye. Ben de bir sıfırlayayım yeni bir insan olarak başlayayım kardeşim ya. Her gün döv döv Öyle her şeyi bırakmayı ya. düşündün mü? Yok canım ya. Bunca yıl çalıştık. Ben bir de ben işimi seviyorum, zevk alıyorum. Yani ben herhalde benim için emeklilik de yok ya. Üretmeye devam ederiz sabah yani. İşte hiçbir şey Evet, olmasa doğru. buradan karşılıklı konuşuruz yani. Ne olacak yani? O Öyle baktığım için bir şey yapmıyorum. insan içine işleyen bir şey. Orada şey yani daha değişik bir ruhu o. Yani o merak etme, o araştırma ki sen bunu zaten hani en alasını yıllarca yaptın ve çok renkli bir dönemde de yaptın ya. Yani ve şu anda bakıyorum mesela Birantlar az önce söyledin, Ali Kırcalar, Reha Muhtarlar gerçekten medyanın çok renkli olduğu bir dönemin içerisindeydik biz. Şimdi sanki bir daha bir acemilik mi var? Ne bileyim ben yani ne düşünüyorsun şu anda oradan bakınca şeye, şimdiki Bence yani haberciliğe? hala renkli. Renkli olan kısım artık yani ana akımın yeri değişti. Ana akım artık sosyal medyaya kaydı. İşte Evet. şeye kaydı. Yani şimdi Ben bakıyorsun televizyon çok olarak sordum zaten. artık YouTube televizyon, işte Instagram televizyon. Eskiden giderdik bir stüdyoya girerdik. Bir patron olurdu, bir şey olurdu. Başlangıcı var, sonu yok. Şimdi seninle bu yayını istediğimiz kadar uzatırız. İstediğimiz zaman bitiririz. İstediğimiz yani kanunlar çerçevesinde istediğimizi söyleriz. Milletin arkasından konuşabiliriz rahat rahat dedikodu Ay dedikodu, dedikodu. çevirebiliriz. Eskiden öyle miydi abi şimdi? Şey değişti, mecra değişti, gençlik değişti. Şimdi bunu izleyenler de başka bir dünya, başka bir kuşak. Yani eski televizyon izleyicisi de kalmadı. O yüzden ben hala rengin bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Özellikle bu gezi olaylarından sonra o bir an herkesin umudunun yitirdiği bir yerde yeniden
Hala burada çok ciddi, zeki bir kitlenin olduğunu görüyorsun yani. Eğlencenin de olduğunu. Ama Evet, şu doğru. kötü ya. Sabah çok özür dilerim. Mesela Evet. burada mesela en çok izlenen yapımlar hala talk show'lar. Late night show'lar ya da. Mesela bizde late night show, talk show yok. Beyazı program yaptırmıyorlar ya. Sen program yapamıyorsun ya. Okan program yapamıyor. Ya o çok üzücü, Çok biliyor musun? acayip, çok üzücü, gerçekten üzücü. Yani enteresan bir kafada televizyoncular. Bence artık o kafadan da çıkmaları lazım. Yani reklam gelirimiz yok falan deyip ondan sonra dizilere abuk sabuk paralar falan veriyorlar. Nasıl Şu reklam anda var geliri ya, yok şu yani. anda bütün televizyonlar kârda bence. Diziler yok. Herkes televizyon izliyor. Gerçekten Evdeki evet. yapımları koyuyorlar. Reklam da geliyor. Yani bütün televizyonlar Tekrar eminim rahatlar şu anda. Şeyde aynen öyle kazançlılar yani. tekrarla aynen bir o tekrarları da bitmiyor. Ben dedim ki eyvah artık hani bizimkiler falan bile yayınlanmaya başlayabilir ki belki de başlamıştır. Ben kaçırmışımdır yani. Hani o kadar eskilere gidiliyor artık. O kadar eskilere yani. Peki burada şey de var. Ya oradaki şey durumu da merak ediyorum. Oradaki medyadaki durumu. Şimdi hani burada mesela deprem olunca devamlı deprem uzmanları çıkar konuşma yapar. Şimdi işte bu korona ile beraber birçok doktoru da yayınlarda tanımış olduk. Ben tabii kimseye herhangi bir şekilde biraz söylemiyorum. Bütün dünyanın yani dünyada hiç kimsenin çözemediği bir şey hakkında devamlı birileri bir yorumlar yapıyorlar. Orada da bu tarz şeyler oluyor mu? Oradaki Şöyle Amerika'daki söyleyeyim, ben medyada. mesela hani New York Times'a bakıyorum, işte Washington Post'a, Los Angeles Times'a, işte San Francisco Chronicle, bir de Daily Mail'e bakıyorum. Daily Mail'e de magazin için bakıyorum. Magazini iyi topluyor. Ama US kısmına. Çünkü bu Ha. İngiliz kısmı çok şey, kafayı bozmuşlar. Kraliyetle yatıyorlar, kraliyetle Evet, evet, kalkıyorlar. evet. Gına geliyor bana şeyden. Ya şöyle söyleyeyim, Daily Mail bile baştan böyle sayfaya iniyorsun, aşağıya aşağıya aşağıya, korona, 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 bir tek korona var yani. Başka hiçbir şey yok. Ama Bütün onun yan dünya. etkileri var. İşte mesela New York Post'a bakıyordum New York'tayken. Şimdi bir arkadaşım şey atmış. New York Post'un şu andaki en iyi magazin haberi New York Post'tadır yani. Yani böyle en sağlam haber. Mesela işte şu anda işte şey, mesela et kıtlığı başlayabilir. İşte buradaki tedarik zincirleri kırılıyor bu koronadan dolayı diye. Mesela onu şey yapıyor. Yani korona olmasa da onun yan etkilerini. Ekonomi berbat durumda. Sabah burası da çok kötü. Yani 26 milyon işsiz var ya. Düşün Ya yani ben hani. geçen gün senin şeyi seyrettim. 5N 1K'yı seyrettim. Orada inanamadım yani o söylediğin fiyatlar yani tedavi acayip bir paramış Aynen. orada. Tövbe yarabbim ölmek bile para orada. 12 bin dolar. Eğer şey 12 bin dolar. 12 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor cenaze. Eğer cenazenin hani böyle bir normal bir cenaze kaldıracaksan burada yani. Türkiye'ye yollamıyoruz yani. Buradan alıyoruz. Mezarlığa götürüyoruz yani. Arada bir kilisede, camide durup öyle yapıyoruz yani. Ya da krematoryuma götürüyorsun. Acayip bir şey yani. Bir de İşte orada biz bazı bunların farkında değildik yani. Hani Türkiye'de insan içinde yaşayınca hep böyle mızmız bir çocuk gibi oluyorsun. Mızmızlanıyorsun. Ama orada bilmem ne yok, ama şey yok, ama biz bunları istemiyoruz, ama şunu istemiyoruz. Bakıyorsun abi işte. Ama bir oradaki yurt Türk dışı. doktor ha pardon Hı, oradaki söyle Türk söyle. doktorlar konuştu mesela oradaki hastane sisteminin sağlık sisteminin daha doğrusu ne kadar kötü olduğunu falan anlattı. Yani gerçekten böyle ağzın bir de ben çok keyif alıyorum senin programlarını falan seyretmekten. O kadar güzel hani nokta atışı işte zaten habercilik esası hani o olduğu için nokta atışlarıyla kimseyi sıkmadan çok fazla detaya girmeden tak 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 her şeyi öğreniveriyorsun mesela. Sağ ol Tebrik canım. ederim. Teşekkür ederim. Ellerine Ben de sağlık senin arkadaşım. programlarını çok seviyorum. Çok eğlenceli, çok güzel. Eğleniyoruz, kahkahalar atıyoruz. Aynen. Arada bilgileniyoruz. Hayatın her rengini taşıyoruz işte. Ne güzel, ne güzel. Neyse sonuçta buradaki evet buradaki sağlık sistemi gerçekten çok başarılı. Ben de o şekilde görüyorum yani olayı. Ben de o şekilde görüyorum. Bir de mesela yurt dışında yaşayanlar bunu dediğimi daha iyi bilirler. Almanya için söylemiyorum. Orada farklı olabilir. Mesela ben İngiltere'de yaşadım, Amerika'da yaşadım. Yani diş çektirmekten herhangi bir, ne bileyim, dur şuradan bir check-up yaptırayım, bilmem ne yaptırayım. Ama eğer özel sağlık sigortam çok iyi değilse, yani bayağı para verip sigorta değilsen, herkes Türkiye'ye gider yani. Bu herkesin bildiği bir sırdı. Tabii. Ama ben bunu söyleyince insanlar çok şaşırdı. Nasıl yani? Koskoca süper güçlü hastanem yok. Var da yani, param varsa var. Hatta bir noktada sonra paran olsa da yok yani. Yani yer yok şimdi. Niye? Çünkü nüfusla orantıladığında yine Türkiye'den fazla ventilatör var, bilmem ne var, ama nüfusla orantıladığında bir, bunlar niye çuvalladı? Yani çünkü buradaki sağlık sistemi özel hastaneler üzerine kurulu.
Ve de özel hastaneler kendi cebine koyuyor parayı yani. Bir güzel bir hastane çok iyi para kazandım. Dur bir tane de şuraya hastane yapayım demiyor yani. Dur şu Bahamalara gidelim bir tane ada alalım diyor adam yani hastane sahibi. Öyle olduğu için çuvalladı. Yoksa burada hastane yok mu? Var. Doktor yok mu? Var yani. En az yani bu bizdeki kadar iyi doktor burada da vardır yani. Nasıl yok dersin Tabii ki ama vardır. sistem şey yani. İngiltere'de yok mu? Var ama sistem farklı kurgulandığı için böyle bir şey de çuvalladılar. Yoksa paraları, imkanları, eğitimleri olmadığı için değil. Peki sokağa çıkma yasaklarına falan her şeye uyuyorlar mı? En son galiba şeyde nerede denize giriyordu insanlar ama şey Los South Angeles. California'da ha Los Yok Angeles. yok. Florida'da da giriyorlar. Şeyde de şimdi biraz açılınca havalar da ısınmaya başladı. Hafta sonları ben gittim. Yani denize girmek için de değil de şöyle bir oğlanı alıp acaba bir yürüyüş yapabilir miyiz diye. Oğlan adı ne bu arada? Mavi, mavi. Mavi. Aa. Ay Sen çok tatlı. bilmesin bilmezsin Bilmiyordum ha. mavi Yok ya, şey, olduğunu. bilmen şart değil. Lakabı değil, değil mi? Bir tek adı, yani Yok canım, adı Allah mavi. Allah. Yine mi? Ha benim bir arkadaşımın oğlu da Ya var adı mavi de mavi. biz ona lacivert diyoruz ya. Ya Gel benim bir lacivert. arkadaşımın oğlu da var. Ona mesela mavi diyorlar ama adı mavi değil. Lakabı mavi de ondan sordum. Yok adı, bunun adı da mavi şey. Mavi. Yani gittik mesela beachler kapalı. Yani almıyorlar. Ama işte aradan giriyorsun öyle yürüyüş yapıyorsun. Millet birbirine yanaşmıyor. Los Angeles'ta, Florida'da millet tepe tepe üst üsteydi yani gördüğüm kadarıyla. Şeyde. Yine de uyuluyor ama. Mesela burada da 30 Mayıs'a kadar uzattılar sokağa. Evde kal çağrısını. Sokağa çıkma yasağı değil de çıkıyorsun çünkü. Yürüyüş yapıyorsun. Ama böyle herkesle mesafen var. Yani herkesle bir 3-4 İşte metre mesafeyi uzaktasın. aynen mesafeyi koruduğun sürece şey yok. Peki Trump'ı nasıl görüyorsun? Trump'ı nasıl değerlendiriyorsun Cüneyt ya? Yani Abi şey Trump yani Amerikan dezenfekte başkanı falan her olduysa şey. herkese hepimize bir güven gelebilir yani hani şeyde. Umut var Yani mı? hayır şöyle diyebilirsin yani ulan Trump Amerikan başkanı olduysa ben kesin yani en azından belediye başkanı olurum dersin yani. Yani bazen Çok iyi. inanamıyorum. Her gün seyrediyorum böyle. Yani bir gün yapıyor, bir gün yapmıyor. O da şaşırdı ne yapacağını. Şimdi böyle bir zengin insanlara has bir şey var. Ben her şeyi bilirim havası var. Var biliyorsun ya ünlüler ve zenginler her Dakika bir şeyi bilirler. senkron gitti sanki ya. Ses 1, 2, Bir anda 3. Ses senkron mu kontrol. gitti? Şimdi nasıl? Sesim geliyor İşte mu? kontrol edecek Deneme. kimse yok. Açayım Kontrol şuradan. Bende iki edecek kimse telefon var. yok. Bir tek biz var. Biz Dur bize kaldık bakayım. yani. Şu ben de yorumlara bakayım da. Biz bize Sen kalmadı. yalnız Bayağı güzel izleyici saati topluyoruz. iyi kestiriyorsun ha. İyi bilmiyorum bir gidip geliyor gibi burada şeyden. Evet İyi gidip saati geliyor. Çıkıp bir daha girsek olabilir. buzlanmış. Şey o zaman sen bir çık bir daha girer bulurum inşallah seni. Başka Dur bir bir yere dakika. gitme Dur ha. sen çıkma bir dakika. Ben de şu şeyi kapatmaya çalışayım. Çıkmadan bakayım kapatabiliyor muyum? Telefona dönmeye çalışayım Wi-Fi'den bir Ha saniye. Wi-Fi'ye De tamam hemen olmazsa kapatabilirsin. açıp kapat. Tamam. Sesin geliyor. Bakayım. İyi mi Ya şimdi şimdi iyi mi? görüntü? İyi Daha galiba iyiyim şu anda, oldu. evet. Arkadaşlar altta yazar mısınız ya? Görüntüsü Cüneyt'in iyi mi? Bir de İyi mi? seslerimiz tutuyor mu? Tamam iyi Görüntü galiba. bulanık. Okey. İyi mi? Heh dur Trump'ta kaldık. Okey. Cüneyt Bey'in görüntüsü kötü, sadece ses var. Şu anda iyi mi? Geliyor mu şu anda? Bana geliyor. Şu an iyi dediler. İyi, Eda tamam. iyi mi? İyiymiş. İyi yani Trump yani böyle nevi şahsına münhasır bir adam yani kolay herhalde bulunmaz yani böyle bir adamın hani bir filmde desen ki bir Amerikan başkanı böyle bir karakter yaratalım dersin ki ya bu kadar olmaz boş ver yani Ay, bunu ama da nasıl olacak falan diye. bu da olmaz ya gerçekçi olmaz diyeceğim bir karakterle karşı karşıyayız ama Trump'ın bir alıcısı var yani burada. Trump da öyle durduk yere olmuyor. Oyla geliyor ve gerçekten Orta Tabii. Amerika'ya gittiğin zaman bir sürü Trump görüyorsun yani. Şey değil ki. Adamlar ağır silahları aldılar mesela. Trump taraftarları koronavirüsü protesto ediyorlar. Yani. Gerçekten onu Bayağı bilmiyordum. Ay ağır ya. silahlarla böyle Texas'ta, Michigan'da falan böyle tam Trump'a oy verenlerin olduğu yerlerde.
Böyle şeyler gördük. Hayır, devamlı şeydi, onu da mesela çok merak ediyorum. Devam çıktığı konuşmalarında hani Çin virüsü, Çin virüsü, Çin virüsü deyip duruyor ya mesela, hani korona ile ilgili olarak. Bir de hani çok fazla ölüm de var Amerika'da. Aynı zamanda Amerika'da yaşayan çok sayıda Çinli de var. Allah korusun, yarın öbür gün acılı birisi mesela gidip de bir Çinliye bir saldırır mı? Yani öyle bir hedef haline gelir mi bu şekilde? Ya saldırdı, şimdi de saldıracak birileri vardır da yapamıyorlardır yani, yoksa şeyde. Ama başka bir şey oluyor. Şimdi bu koronavirüsü sadece Çin'den çıktığı için değil, bir anlamda küreselleşmeyi de biraz vuracağı benziyor. İşte çünkü niye? Bugüne kadar hep Çin'de bir şeyler üretiliyordu ve o üretilenler de dünyanın farklı yerlerine gidiyordu, ucuz olduğu için. E şimdi göründü ki artık bu şey gitti, gidişi gelişi kolay olmamaya başladı. İşte petrol fiyatları düştü. Çok farklı efektleri olmaya başladı bunun. Biraz dünyadaki yeni bir ekonomik model geleceğe benziyor. Durgunlaşma gelecek, ticaret yavaşlayacağı benziyor. O yüzden yani bu Çin biraz da gündeme geliyor. Sadece şeyde takılmamak lazım. Yani bu virüs Wuhan'dan çıktı işte. Virüsün. O yüzden bu Trump bunu getiriyor, şey yapıyor. Yani düne kadar, hatta bugün Rubini diye bir adam var, böyle 2008 krizini bilen bir adam. Mesela onun bir makalesinden bir şey okudum ben. Adam diyor ki bu diyor tıpkı soğuk savaş efekti yaratacak diyor. Bu sefer diyor Rusya, Çin bir tarafta, işte Amerika ve diğer Batı bloğu başka bir tarafta olacak diyor. Ne oldu? Her şey onda mı? Yok, Sen şeyleri okuyordun mu? kapattım. Ben yorumları kapattım. Seni daha iyi Okey. görebilmek için birazdan açacağım tekrar. Yok, şey Tamam. oldu da ondan. Bu yapıyor da ondan. Evet. Yani öyle bir durum var. Yeni bir dünya düzeni kurulacak gibi. O dünya düzeni ne olacak? Biraz onu insanlar. O yüzden Çin bu kadar gündeme geliyor. Ha, adam diyor Ne ki soğuk öngörülüyor savaş peki? olabilir diyor. Hatta diyor ileride savaş bile çıkabilir diyor. Bir dünya savaşı bile çıkabilir bu yüzden diyor. Zaten bu dünya savaşı gibi bir şey değil mi yani? Bu Ama şimdi enteresan bir şey ya, eğer virüs bütün değilse. dünya koronaya karşı. Ama onu da Çin Amerika'ya karşı atıyor. Rusya bilmem ne, Batı'ya, Avrupa Birliği'ne karşı da olabilir diyor. Bilmiyorum. Komplo teorilerine inanıyor musun bu virüsle ilgili olan? İnanmıyorum. İşte ona eğer şeydeysen inanıyorsun. Ben hep orada bir şeyde çözüyorlar ya. Beşiktaş Etiler hattında geçen gün yayınlandı ya, bir tane şeyle şoförle yolcular konuşuyorlar. Ya diyor bu virüs diyor zaten Çinliler üretmiş diyor. O diyor ki Yahudi onlar diyor. O diyor ki evet Rothschild'ler varmış diyor. O ailelerden şey zaten. Oradan bir kadıncağız giriyor. Allah belalarını versin. Böyle bir şeyler de var. Yani teoriler tabii. Bir de öyle Orada var. Arkadaşlar. Bu şeyinde o vardı ya, arkadaşlar. Bir arkadaşımız ha. bilmem ne hastanesine gitti. Bilmem ne oldu. Evet, sonra Ya o ne çıkışta çok iyi acayip. kebap yemişler. Bir tane de vardı aynı o ses tonuyla, arkadaşlar diye. Biraz bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Nasılsınız? Sormak istedim oluyor. Ama o tam sinirinin bozuk olduğu dönemde, o hani arkadaşların en top seviyede olduğu dönemde geldi. Ben de ona çok gülmüştüm. Oradaki şeyler ne yapıyor peki? Sen magazinde bilirsin. Selebritler ne yapıyorlar? Ya burada mesela Pijamalarla takılıyor herkes. onlar da, bizde mesela herkes Instagram'da biliyorsun bir şekilde program yapıyor, canlı yayınlar yapıyor falan filan. Orada nasıl bunu karşıladılar? Var, Oradakiler neler aynen. yapıyorlar? Aynı Aynı mı? düzen. Aynı düzen ama olan influencerlar oldu. Instagram influencerları taşlıyor şu günlerde. Niye? Gezecek yer yok. Deneyecek bir şey yok. Satacak bir şey yok. Bütçeler kısıldı. Yani onlar da zor durumda aslında. Hem Türkiye'de hem burada zor durumdalar. Yoksa ne olacak abi, orada Kim Kardashian hala Kim Kardashian yani. Öyle takılıyor şeyde, 1 milyar doları almış kenara koymuş. Geçen gün kocasıyla da ilgili bir haber çıktı. Kocası da milyarder oldu diye. O da GZ Olmuş diye bir mu o marka da? yapıyor ya şeye. Ha. Adidas'a mı yapıyor, Nike'a mı yani? O da Bir tane. milyarder olmuş. Ailede düşün yani, 4 tane falan milyarder oldu şimdi. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey. Hiçbir şey Hiçbir yapmıyorlar şey yapmıyor. ya. Bir de yani geçenlerde bir açıklaması falan, bir de konuşuyorlardı. Ha, şu Ermenistan'la ilgili attığı şeyler. Ya bu Kim Kardashian başka bir şey yapıyor aslında. Bu Ermenistan, hani onun yılda bir hatırladığı bir şey ama buradaki mahkumların durumları için çok uğraşıyor. Trump'la görüştü, şey yaptı ve bayağı da işlevsel yani, birkaç kişiyi cezaevinden çıkartmayı başardı kadın. İşte avukatlık okuduğunu söylüyor. Yani hani bir yandan dalga geçiyoruz ama bir yandan böyle bir sosyal bir şey de var. Mesela bizde kimse bu topa girmez. Hani uyuşturucuyla mücadele desen kimse girmez. Aman abi adımız bununla anılmasın der. Ya da mahkumların haklarının daha düzenlenmesi, işte şey yargılanma desen bir tane ünlüyü göremezsin yani. Hani ah ama ne işimiz var cezaevinde der, şey var.
Kadın bayağı burada bir cezaevi reformu yapılması için uğraşıyor. Oradakiler ama daha yeni yeni böyle şeylerle uğraşmaya başladı yani hani belirli bir zaman sonra değil mi? Ya bu uğraşıyor da uğraşmayan da bin tane adam var yani. Tabii uğraşmayan Herkes bin de tane uğraşıyor adam da demiyorum var. yani. Ben bir tek şeyi biliyorum. Ellen DeGeneres'in programlarını evinden yaptığını biliyorum mesela Herkes programlarını o evde. şekilde. Herkes. Ve herkes senin benim gibi böyle gayet şeyde özellikle ben dedim ki yani sonuçta ne olacak daha şık çıkabilirsin. Şöyle bir trend var burada kimse şık da çıkmıyor. Özellikle evde olduğu için ev kıyafetiyle Ev çıkmaya gayret ediyor. kıyafetiyle. Tabii. Bir tek En güzeli ev. kolbert kravat takım giyiyor hala. Onun dışında şey günlük şey yapanlar da yani ev şeyleriyle çıkıyorlar yani kıyafetleriyle. En güzeli aslında yani hani terliğine, pijamanla. Gerçi bak ben de öyle ayağımda çorap gözükmüyor. Ben Ayağımda kalkmıyorum. çorap. Altında bir şey yok. Altımda eşofman aldı. Nasıl bizim Cüneyt hazır gelmiş ya. Bir Şimdi reyting onları sona arkadaşına. saklayalım dedim. O sürprizi sona saklayalım dedim ben. Buradan kalkıyorum şey uzaklaşıyorum. Şuraya doğru. Kalkayım Anda o şeye mı? gelirmişsin. Sen geçen gün gördün mü? Zoom şimdi moda ya. Yani. Bütün herkes işleri Zoom'dan yapıyor. Zoom'da böyle bir şirket toplantısı var. Gördün mü o videoyu? Ben sana atayım Yok DM'den görmedim. şeyden. Atsana. Böyle 20 kişi şey yapıyorlar. Konuşuyorlar. Hani 20 tane ekran var yani. Bütün şirket işte neyse satış departmanı bilmem ne departmanı. Bir tanesi de toplantıya sesle katıldığını zannediyor. Yani dinlemede olduğunu düşünüyor. Fakat kamerası açık. Adam Şaka diyorsun. Ah çırılçıplak. Düşünsene bütün iş yazık. arkadaşları seni görüyorlar. Çırılçıplak dolaşıyor. Odada dolaşıyorum daha. Dinliyor açmış sesini. Ay rezalet. Bir de bir tanesi de kılsa mesela bir hareket yapsa onunla. Bir başkası geçen gün yine şeyden şortla kalktı biliyorsunuz. Toplantı bitti zannediyor. İyi günler iyi günler kapatmıyor. Son anda birisi dur der ben de bir şey söyleyeceğim diyor. Kalkıyor böyle ceket var üzerinde gömlek var altta şort vardı. Don ama yani şey slip don. Ay çok aslında o kafayla ya çok daha böyle şeyler potlar Evet rezil abi olanlar hani yani. bizde Aynen. de olacak. Ben zaten öyle şeylere çok açık olduğum için yani şeye devam bir pot kırmaya hani pot Ben o kırıyorum da öyle söyleyeyim mi? Daha hareketlerse çıksan. hareketlerse Dön pot dön dön. inşallah. Yavaş yavaş burada bir şekil değişti. Ya bu şey Mehmet Öz niye her şeyi sekse bağlıyor? Şimdi biz Hiç. Mehmet Öz'ü Türkiye'de şey olarak biliyoruz. Kalp cerrahı ki gerçekten öyle. Başarılı bir kalp cerrahı ve işte Brüksel lahanasını Türkiye'ye getiren ve yiyin diyen hani diyetlere sokan bir insan. Burada nasıl diyeyim burada karşılığı şovmen burada yani. Bir tıp şovmeni, doktor şovmeni diyeyim. Yani gün oluyor efendim şey anlatıyor, koronavirüsten bahsediyor. Gün oluyor gidiyor işte kayıp bilmem neyin bilmem nesi var ona destek atıyor. Biraz Trump'ı destekliyor gibi bir hava var. Bu başkanlık seçildiği Evet sırada şimdi evet bu. ona şey verdi. Fox'a çok çıkıyor. Burada yani kendi kanalı var yani. Bir de Oz diye hani soyadı da Evet. Oz büyücüsü gibi böyle bir şey. Bir büyük Ha. fenomen, celebrity. O yüzden Baya. ne satıyor şu anda? Seks her zaman Seks satar satıyor. yani. O Tabii yüzden canım biraz her zaman bağlanıyor satıyor ama her şeyde yani mesela hani daha az öpüşün ama yapın diyor. Her gün yapın diyor. Şimdi bu korona zamanında da yani bilmiyorum ben evli çiftler arasında mesela bazı araştırmalara göre cinsel ilişkinin de seksin de monotonlaştığı haberleri geliyor yani. yani. Şey, geçen gün ben bir makale okudum. Almodovar var ya hani bütün bu cinsel ilişkilerin belki de en hani babasının filmlerini çeken hani Konuş Onunla vardır, şey vardır, İspanyol yönetmen var, Almodovar. Biliyorsun diyor onu. O bir yazı yazmış diyor ki korona günlerinde libidom düştü yani hani ve soruyorum etrafıma herkesin libidosu düştü diyor yani hiç böyle şeylerde Normalde aklıma çıkması gelmedi diyor. gerekmiyor muydu yani? Niye düşmüş acaba? Öyle bir şey de Vallahi açıkladı bilmiyorum. mı? İşte evde otura otura herhalde. Evde ol. Sıkıldı herkes. Bundan sonra ne olacakmış libidolar peki? Ya bu Libidolara yani destek gelecekmiş. Devlet desteği paket açıyorlar. zaten Libido. tek eşlilik herhalde büyük bir Tutti Frutti de tekrar yayına girecekmiş. Ay Libidoları ne şey yapmak için. güzel o Destekleme çin çin programında. diye. Çin çin mesela ya. Yani. Libidolar. İşte Yasemin Evcim Ayrobi'ye yeniden başlayacakmış Ay, gerçi hani sahurda. ilişkileri tabii ki de bir şeyleri yaratmak lazım. Yani hani o ilişkileri o monotonluktan çıkartmak için bir şeyler bulunması lazım.
Ya da belki oralarda vardır ya da belki burada da vardır bilmiyorum. Ben tek başıma geçirdiğim için süreci tek eşiliğin ben çoğalacağına inanıyorum. Ve bundan sonra artık ilişkilerin de eskisi gibi olamayacağı yönünde bir düşüncem var. Ama ne olur ne biter gelecek bize ne Bak gösterecek mesela şey bilmiyorum. değişmiş. Burada geçen bir arkadaşıma sordum. Dedim şimdi burada herkes bu şeylerden date application uygulamalarında hani var ya Tinder, Tinder, işte Minder, ha. Bumble nedir bir şeyler birkaç tane daha modası varmış. Onlardan yürüyorlar herkes birbirine burada. Diyor ki ya kim onlar diyor tamamen şeye döndü diyor. FaceTime'den herkes konuşuyor birbiriyle diyor yani. Çünkü buluşamıyorsun. Buluşacaksın bu kim? Karantinadasın buluşmaya gider misin ya? Çağırır mısın kimseyi ya da? İşte ne Neye olacak gidiyorsun? yani? İşte o da değişmeye başlamış. Ama diyor iyi oldu diyor. İnsanlar birbiriyle konuşmaya başladı diyor. Eskiden konuşmadan çok seks vardı diyor. Şimdi biraz daha en azından konuşuyorlar, tanıyorlar Evet, birbirlerini diyor. aynen. O duygular falan filan o tarz şeyler gitmişti yani. Hani böyle enteresan bir hale gelmişti. Hele daha böyle şeylerde her şey hızlanmıştı. Şimdi Evet. tekrardan böyle bir hani tek yavaşlama birbirini tanıma ne bileyim ben yani hani şu anda mesela işte Instagram'dan demişim işte sosyal medyadan flörtleşen kişiler mesela hani ön sevişme gibi bir şey onlar da bu. Ya Artık bilemem Sabacığım onları. Sen daha iyi bilirsin. hayır. Fragman tanıyorsun birbirini. Hayat böyle birbirine merhaba merhaba hani hadi ve bu geceyi beraber geçelim falan diye bir şey değil artık. Yani tanımak zorundasın birbirini ve Ben bilmiyorum. tanıyorsun da Ben yani. 10 yıldır evli bir insan olarak bunları çok çok önceden hani hatırlıyorum bir şeyler evet. Ben de okuduklarımdan, Duyduklarından da bir arkadaşın gördüklerimden, söyledi. duyduklarımdan, arkadaşlarım söylüyor, gözlemliyorum, magazini takip ediyorum falan yani hani o tarz öyle öyle şeyler oluyor. Peki bu yaz ne olur sence? Ya bu yaz bence hani böyle bir hadi atlayalım 2022 gezelim gitti mi gezelim. artık? Lost. Bence en azından sonbahara kadar bu iş toparlanmaz. Ne doğru dürüst bir yere gidilir ne de o eski düzen yerine gelir. Ama işte restoranlar açılır. Ama büyük masalar olmaz, küçük masalar olur. İnsanlar daha mesela burada ben komşum var. Komşumla görüşüyorum. Nasıl? Geliyor adam 3 metre öteye oturuyor. Karşılıklı birbirimize bağırarak konuşuyoruz yani. Bakıyorum yürüyüşe çıkıyorum. İnsanlar da öyle görüşüyorlar. Görüşmüyor değiller ama öyle görüşüyorlar. Sosyal mesafeyle görüşüyorlar yani. Hayır tabii ki de sosyal mesafe ama ben mesela şu anda düşünüyorum bir restoran hadi diyelim ki Temmuz'da neyse işte ya da kaç ay sonraysa bir restorana gidilecek. Şimdi ben sanki oralarda artık bir dönem daha tamamen hani bu olay geçmeden bir şey yiyemezmişim gibi geliyor Bir de o yani. var mı? Bunu Yani da o burada konuşuyorlar aslında sabah. Böyle bir standart belirlemeye çalışıyorlar. Geçen gün Boston'da şefler, sağlık görevlileri şey gelip bir böyle düşünce pratiği yapmışlar. Yani yeni restoranlar ne olacak? İşte garsonlara ne bileyim korona testi yaptırmak zorunlu olacak belki. İçeride ne oluyor bilmiyorsun ki o mutfağın içindeki İşte onu sterilizasyonu diyorum işte. ya zaten. Sağlık Bakanlığı nasıl denetleyecek? İşte şey takılacak mı takılmayacak mı? Masalar arasındaki mesafe ne? Yani restorancılık, otelcilik, turizm yeniden tanımlanmaya çalışılıyor. En azından aşı bulununcaya kadar. Çünkü şöyle sen gider misin? Ben gitmem yani. Hani gideyim de şurada oturayım abi. O kadar karantinada kalacaksın. Sonra gideceksin ve şeyde balıkçıya oturup şey mi yapacaksın? Yani ne olduğunu bilmiyorsun, Ben etmiyorsun ya hani. yani büyük konuşuyor ama bir gidemem yani. Ben zaten evden ben 14 Mart'tan beri evden çıkmıyorum hayatım. Vallahi bravo bizde. Çıkanlara da çok sinirleniyorum. Çünkü herkes her onlar çıktıkça bizlerin süresi uzuyor. Yani ben olmayayım diye değil. Ama yani bir takım insanları da korumak gerekiyor. Çıkmayın dediler. Laf dinliyoruz yani sonuçta. Bütün dünyanın bilmediği bir şeyle karşı karşıyayız ve bütün dünya evde oturalım, evde oturun diyor. Bir takım insanlar da işi olanların dışında sadece sosyalleşmek için falan çıkanlara şey söylüyorum bunu. Mesela yani ben çok bilmiyorum. Mesela büyük konuşmayayım da hemen o normal sürece giremezmişim gibi geliyor. İşte hani Bence de. Dünya da atıyorum. girmez zaten. İstesen de giremez yani. Atla arabaya yazlık yerlere git. Onlar bunlar falan filan. Bana biraz hayalmiş gibi geliyor. Ne yapacaksın yani gideceğim Yani de. şimdi nasıl şimdi diyelim bir yurt dışında bir yere gideceksin. Eskiden dur 2 günlüğüne bilmem ne Atina'ya gidelim diyorsun mesela. O uçağa nasıl bineceksin? Uçakta kalabalık nasıl olacak? Ya. Gittin diyelim bir yere otelde senden önce kim kaldı o odada? O otelin Tabii hiç temizliği nasıl düşünmediğin yapıldı? şeyleri düşüneceksin. Yani güne Aynen kadar öyle. hiç böyle bir şey var mıydı yani? İşte sen şimdi biliyoruz ki bu bir süre kalabiliyor. Oranın temizliği nasıl yapıldı, nasıl ölçüldü? Gittin orada hadi gittin. Restorana mı gideceksin? O restoran ne oldu? Yani uluslararası bir standart gelmesi lazım. Tek tek değil de
O nasıl gelecek bilmiyorum. İşte o da hemen zırt diye gelmez yani bu yasemin. Evet, her şeyi Temmuz'da yetiştirdiklerden biraz böyle içgüdüsel açılacak bence. Bir de ikinci dalga olacak diyorlar. Ama o da bir %100 komplo olacak teori. diyorlar. Yok, Yapma o değil. ya. O yani aşı O bulunana zaman kadar bu neden işin işte bu bitmesi yazı imkansız her şey yani. normalleşmiş gibi olursa, çünkü havalar ısınınca da bunun etkisi Aynen. azalıyormuş. Ondan sonra tabii ki de, O ay da ne yalan. yapacağız? Ay tövbe ya Rabbim O da ya. Ne yalan yalan. şey. Sıcak mı? Yani sıcakların öldürdüğü teori sadece bir şey kanıtlanmış değil. Güney Amerika'da, Afrika'da da var şu anda. Yani Sana yok bir değil şey ki. soracağım. Demin Atina dedin de Yunanistan'da çok az vaka varmış diye duydum ben. Doğru mu? Ki Bugün Yunanistan'ın bak sağlık sistemi de o kadar mata olduğunu zannetmiyorum. ya kapatmışım şurada. Bugün Yunanistan'la ilgili bir şey vardı, okumadım. Yo, %10 falan Türkiye'den daha yüksek rakam. Ha öyle mi? Avrupa ortalamasına gidiyor ama çok feci değil. Onlar daha erken bir kapatmaya gittiler. Yani İtalyanlar, İspanyollar gibi şey yapmadılar. Hemen uyandılar, hemen kapattılar ülkeyi yani. Oradan bir kazançları var anladığım kadarıyla. Ha ondan Erken olabilir. kapandılar yani. Ama bilmiyorum, yarın bir anlatırım ben de. Peki sen şimdi şeyde San Francisco'dasın. Oranın şeysi meşhur değil mi? Ekşi maya ekmeği. Öyle mi yani? Ben... Bilmiyorum Nereden ki. çıkarttın? Oo burada Ben de çok bir meşhur. Herkes evinde mayalar, herkes görüyorum. ekmekler falan Yapmayan da yapıyor. görüyorum. Geçen gün Şahan'la bağlandık. Şahan'ı aradım. Dedim ki, Şahan ya şu maya tarifini ver de şey yapalım. Biz YouTube yayında uzun uzun mayalı ekmek nasıl yapılır onu anlattı Şahan. Gerçek yaptın mı sen Gerçek. denedin mi? Yok, yapmadım yani. Ama yani mesela şimdi şöyle bir şey oldu. Zaten yani hani biraz daha bu işleri bu kadar şimdi uzun dönem kapanınca bütün ev işlerini paylaşıyorsun yani. Hani sen Ne şimdi bana bir yaptın bu bulu dönemde? Mesela hiç hayatında yapmadığın ama şu dönem içerisinde isteyerek veya istemeyerek yapmak zorunda kaldığın bir ev işini söylesene bana. ben daha çok evin lojistiğiyle ilgileniyorum böyle işte. Yani yiyecek geldi mi gitti mi, şu eksik mi bilmem ne mi, çöp bu dolu mu atayım bilmem ne, mesela burada çöpü atıyorsun gidiyorsun çöpünü dışarı çıkartman gerekiyor falan, bir sürü hikayeler var. Ya da işte mesela bulaşık meselesi benden soruluyor yani şu anda. Gerçekten böyle bir küçük işletmeli, küçük şey çaplı bir restoranın bulaşıkhanesini işletebilirim yani. Nasıl Nasıl bulaşık dışarı işleri girdik, nasıl sende? gidiyor. Hayır, bulaşık makinesini sen yerleştirip sen mi boşaltıyorsun? Ben Yoksa boşaltıyorum. Ya yani bütün bulaşık şeyini ben halletmeye çalışıyorum. Böyle bir iş çok birimi büyük yaptım bir yük yani. almışsın Bir de aslında ya ilk burada görev çok büyük bir işinden. şansımız var. Burada bir restorancı arkadaşımız var. Dino diye. Diyarbakırlı kardeşim benim yani burada. Anatolia diye bir restoranı vardı. Bu vesileyle tanıştım. Ya o kadar içten ki bu. Diyarbakır'ın içtenliği var ya. Ne yemek yaparsa Ya 2 günde bana müthiş da değil mi getiriyor yani. Bana da Diyarbakır'da? Ay, getiriyor. Hayatımda yemediğim hayır. kadar çiğ köfte yedim ya. Yapalım. Hadi ya karantinada çiğ Sağ olsun yani, vallahi adam ya. Biz de ona limonlu kek yapıyoruz. İşte bilmem karşılığında böyle bir yemek şey takası yani. Para da almıyor, Abi. kabul etmiyor. Öyle bir dayanışma içindeyiz yani. Ay ne Hani. güzel Yemek de hiç müthiş bir tokuşu. şey ama ya. Aynen. Vay be. Güzel yani. O bizi çok mesela rahatlattı bu şeylerde. Yemek falan yapıyor musun? Karantinada. Yapmayı sever misin ya da bilir misin? Yok ya, çok o kadar ya, bilirim de o kadar oturayım da bir Fatih Altaylı kadar bilmem yani. O mesela otursun bir ördek yapsın, Fransa'dan ördek getirdim bilmem dur şunu şey vereyim. Ha öyle midir o ha? Fatih Altaylı çok iyi yemek yapıyor yani, ben bir iki defa yemeğini yedim ben. Hani bazı insanlar yapıyor, ben çok beceremiyorum. Ben de beceremiyorum Cüneyt'cim onun için. Hani ben bir de bir kadın olarak beceremiyorum. Neyse Ya yapacak bir ne şey önemi yok. var ki, kadın erkek hiç önemi yok yani şey. En güzeli bence yemek yapan erkek. Tabii. Rahat yani. Bir daha İyi mi yapamadığım için. diyorsun? Ay Etkileyici bilmiyorum misin? yani. Ben bir yemek kursuna falan online başlayayım ben. Ekmek yer miyiz Sen oradan, mayalı ekmek? yarın mercimek Sabacım. ekmeği. Burada çok moda. Mercimek ekmeğiyle başla. Sonra mayalıya döner. Ekmeğini yersek tamam, ben ona da başlayayım yani yavaştan. Ayıp ettin arkadaşım ya. Ne demek, ne demek? Cüneyt ya hayatındaki dönüm noktaları neler? İşte senle tanışmam, senle uzaklaşmam. Ben de Sabadan önce, dahilim. sabadan sonra. Oo, wow. Ya ben onu düşündüm. Biz seninle tanışalı 23 yıl olmuş. Hadi ya.
Ben nerede Bayağı olmuş tanıştığımızı galiba. çok net hatırlıyorum. 97 yılında ben NTV'ye yeni geldiğimde Hayal Kahvesi'nde tanıştık. Yani hani ekrandan ekrana birbirini tanırsın bilirsin ama Evet hani ilk ya. bir tan... Hatırlıyor musun Hayal Kahvesi Hatırlıyorum, evet. gecesini? Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde. Evet, Beyoğlu Hayal O Kahvesi. Sen zamanlar Güven vardı vardı senin şimdi. yanında. Evet, Güven Kıraç vardı. Evet, Güven Kıraç vardı. Evet. O Çok zamanlar abi rockçıydık bayağı, şeye giderdik. Bir gün Hayal Kahvesi'ne giderdik, hatırlar mısın? Teoman çıkardı mesela. Sıra Evet. Server'de bir yer vardı. Bir cuma günleri Teoman çıkardı. Cumartesileri Şebnem Ferah çıkardı mesela. Ya ne güzeldi. Gezerdik. Gerçekten Oh şey. oh oh valla. Oradan hem de bayağı, yani o zamanlar millet hep böyle nostalji yapar ya. Beyoğlu sizin bildiğiniz gibi değildi. Yani onların nostalji genelde şey, herkes birbirine selam verdi. Bizim nostalji de abi kemancı vardı. Duydun mu kemancıyı? Duymadım, bilmiyorsun. Ritim demiyorum, kemancı diyorum mesela genç kuşaklar. Oradan anlıyorsun bizim kuşaktan mı değil mi? Ya bir de Hala diğer vardı. Geçen gün adını unuttum. Şu Bambi restoranların karşısında bir tane after kulüp vardı böyle. Gecenin bir yarısı rock bardan çıkıp aşağı giderdi. Hatırlıyor musun? Böyle Anton. alt katta. Andon değil, o öbür tarafta. Tam Bambi'nin karşısında bir otel var ya, onun altına girerdik. Böyle bir şey vardı. Yani gece 3'te açılan gece kulübü vardı. Yok, onu Ne hatırlamıyorum esmişiz adını. be sabacım, ne Çok es. esmişiz be. Bir de şimdi Eyt sen be. senin böyle çok şey tabii insanlar ne kadar biliyorlardır bilmiyorlardır bilmiyorum. Sen çok keyif insanısın da ayrıca yani. Hani Artık biliyorlar YouTube'dan sonra YouTube'dan sonra biliyor ne bileyim ben yani hani böyle gezmeyi seven, keyif almayı seven, komik, esprili falan yani hepsi. Sağ ol Şamam, canım. şamam. Şaman ya, şaman. Ha Evet abi. şaman, tamam okey. Şaman ya. Tamam. Şaman. Orada da Melih diye bir çocuk vardı. Trompet çalardı böyle gelip kulağımıza. Çal Evet, Melih o dedi. sonra Sonra çok yerde çaldı böyle. oyuncu oldu o Melih. Çok ünlü Evet. oldu ama sonra şimdi ne oldu bilmiyorum yani. Şimdi ben de çok uzun zamandır görmedim. Wow, good old days. Vay be. Baksana 23. Vay 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 neler neler neler. Ay ben sana iki tane şey çıkarttım. O senin o yayınlarına bayılıyorum Cüneyt. Şey yani hatırlar mıyız ama istiyorsan ama çok da güzel sohbet ettik. İstersen burada ben bir de reji de yapıyorum. Çok Hayır, sen eğleniyorum zaten benim. bunu şimdi bitirmen lazım, yoksa bir saatte bitirmezsen sıfırlıyor bu. Bütün şey uçup gidiyor ondan sonra bildiğim kadarıyla. Valla galiba uzadı süre. O zaman seyreti bir şeyi yapacaktım. Rahmetli Dilberay'la zorunda mıyım gösterecektim. O çok müthişti. Evet ya. Yani. O Ama çok boş ver. iyiydi. Çok çok gösterildi artık o Bir de şeyde. şey at olayı var ya sen kahkaha krizine giriyordun. Evet ya, o da çok dönüyor. Peki sen bunları nasıl gösteriyorsun? Reji mi yapıyorsun şu anda oradan? Sen nereden Evet. bağlanıyorsun? Ben şimdi anlatayım sana. Aa Cüneyt Özdemir'e. Ben de yapayım ya. İyiymiş bu. Instagram'da reji nasıl yapılıyor bilmiyorum. Şu anda büyük bir gurur içerisindeyim. Çünkü Ben hemen benim ona takıldım bak. Evet. telefon karşımda, önümde de laptopum var, tamam mı? O görüntüyü laptoptan açıyorum. Burada şey sıralı bir Ya şekilde o bak, ben de geliyor. buraya görüntüyü veriyorsun zannediyorum. Nasıl veriyorsun Hayır, diye şey. oradan da onu ters çeviriyorum, görüntüyü veriyorum. Ha Ya çok uyanıksın niye ya. beni şey Gerçekten. yapıyorsun, Hayır. underestimate ediyorsun? Ben de diyorum acaba yeni bir uygulama vardı, bizim mi haberimiz yok, bir application. Ay ya Ne senin bileyim haberin şey. olmayacak da benim haberim olacak. O bir Olur şey, ya, sen deli misin? o bir mucize olur da. Ama bu da güzel bir sistem Çok bence. pratik Çok pratik. Bak, bir de eğer telefonu şeyin üstüne koyarsan, ben ışığın üstüne koyuyorum hani ışığım güzel olsun diye. Bilgisayarın üstüne yerleştirsen telefonu, pat diye basıyorsun, tık diye dönüveriyor ekran. defa. VTR giriyorsun, VTR. Süpermiş bu ya. Gerçekten şahane reji yani. Dene bak bir Ah. yayında. Ay çok Ben burada bir eğlendim. stüdyo kuruyorum sabahları. Görsen kabloları çekiyorum. Oradan kamerayı koyuyorum. Şeyi takıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Oradan ona bağlanıyorum falan. Baya tek başıma büyük bir operasyon gerçekleştiriyorum. Ya aynen çok büyük bir operasyon ama o. Yani müthiş bir operasyon yapıyorsun ve bayılaraktan seyrediyorum seni. Ben seni ilk şeyle seyretmeye başlamıştım. Yani bu YouTube'da Reza'yla. Evet. Reza Zar. Ne oldu ona? Bilmem.
Şimdi bir anda. Ondan FBI'ye sonra sormak lazım. Ben bilmem, federallere sormak lazım. Federaller bilir. ondan sonra da devamlı böyle hani sen Twitter'da falan da çok paylaştıkça şimdi abone olacağım zaten kendime kızdım abone olmadım diye niye abone olmadım diye çünkü Twitter'a koyuyorsun diye şey yapma. Hayatım ben bu işlerden yeniyim bunun ne kadar önemli olduğunu ben de geçen hafta kendime YouTube kanalı açtım o zaman anladım. Ha, bak işte. İşte Bir gün insan herkes YouTube başına gelmeden kanalını insan anlamıyor. Evet, biz yani hani şu anda buradaki yayınları koyuyorum. Daha sonra hani oraya özel içerikler hazırlayacağım. Tabii ki de bu şeyler bitince, karantina dönemi bitince ama ben de işte senin gibi kendi kendime medya patronu, kendi kanalımı kurup kanal sahibi. Öyle kanal diyeceksin. sahibiyim yani artık. Yani. Denecek Sabah başka bir Hanım diyeceksiniz. Yok orada sabah sabuş mabuş öyle. Sabahcımmış, sabahymış, bilmem ne, yok. Sabah Hanım diyeceksiniz. Olur mu canım? Ha bir de öyle şeyler oluyor muydu acaba? Ay, Atıyorum yani. ama bu çok güzel bir mecraymış. Çok rahat. Valla yani sen çok hepimizden çok önce başladın. İlk başlayanlardansın neredeyse. Çok güzel akıl ettin. Helal olsun arkadaşım. Sağ ol canım. Çok teşekkür Cüneyt ederim. çok tatlı sohbet ettik ya. Valla çok özlemişim. Çok selam Görüşelim söyle yine. karını. YouTube'larda görüşürüz. Görüşelim valla. Arada böyle bağlanalım, hasret giderelim falan. Buraya gelince arayın lütfen. Tamam canım. Görüşürüz Çok artık bir sevinirim. karşılıklı. İnşallah sağlıkla birkaç yani şey fiziksel mesafeyi koruyarak her şeyi Aynen. yapabiliriz. Görüşürüz. Aynen. Mavi çok öp benim için o tatlı Tamam. şeyi. Laciverte selamını söyleyeceğim. Ya ama doğru Takmadı mı diyor. Hayır, söylüyorum kod adı ya. mavi. Benim de kod adım yeşil mesela. Arka içeride pembe var. Ya gerçekten doğru söylüyorum. Hani Rezervuar köpekleri gibi vardı ya o filmde. Herkesin bir rengi mi vardı çok diye. fenasın. Olabilir yani. Neden olmasın sonuç? Tamam tamam Nereden biliyorum. mavi koymak geldi aklınıza? Hadi onu da Ya sorayım Zeynep bari. dedi ki senin en sevdiğin renk ne dedi? Mavi dedim. Aa, iyiymiş ya, bunu mu koysak dedi oğlana. İyi dedim, koyalım dedim. Koyduk. Bu kadar. Ha bu kadar yani. Ay çok şekersiniz. Çok selam söyle Zeynep'i de öp Tamam benim canım. için. İyi bak kendine. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim Cüneyt'ciğim. Ben teşekkür ederim canım. Seni İyi yayınlar seviyorum. diliyorum. Ben de, İyi başarılar. bak Bay bay. kendine. Hadi bay bay.